Gördüğünüz seçenek şundan dolayı yoktur. Yani ben diğer iki parti daha var ama o partilerden birisi Türkiye siyasetinde olmayan parti ve zaten AKP'yi destekleyeceğini açıkladı. Öbürü de Türkiye'yi yönetme iddiası olmayan bir parti. Etnik temelde örgütlenen ve etnik temelde bir kuvvet olarak uluslararası alanda destekler bulmak ve o desteğe dayanarak bölgede kendisine bir yer edinmek. Amacı bu olan parti. Türkiye yönetme iddiası yok. Onun için üç seçenek var. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve Vatan Partisi. Burada da bütün yurttaşlarımızın dikkatine, değerli mühendislerimizin dikkatine de onu sunuyoruz. Türkiye'nin şu anda yaşadığı sorunlara mevcut partilerden ve bu ittifak gruplarından farklı çözümü olan tek parti. Her konuda aklınıza gelmeyecek her konuda. Ekonomik kriz konusunda, dış ilişkiler konusunda, güvenlik sorununda, biraz önce sorduğunuz sorularla ilgili olarak da onlar konudaki görüşlerimizi de kısaca açıklayacağım şimdi. Bu konularda farklı görüşü olan bir sistem dışı programı olan ve yıllardır bunu olgunlaştırmış bulunan partiyiz. Onun için de sistem içerisinde Türkiye'nin gideceği bir yer kalmadı. Bu konuda da aşağı yukarı bir mutabakat oluştu artık. Önümüzde ekonomik krizin daha da derinleşeceği bir süreç bulunuyor. Türkiye'nin büyük hesaplaşmalardan geçeceği bir dönemi yaşayacağız ve belli bedeller ödeyeceğimiz bir dönemi yaşayacağız. Ve bu çok uzak bir gelecektir. Sistem içerisinde gelecek hiçbir yer yok. Her yerde konuşurken, özellikle yurttaşlarla konuşurken bir basit soru soruyorum. Aynı soruyu sizlerin de dikkatine sunuyorum şimdi. Diyorum ki, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşıyor. Peki bu krize çözüm konusunda bu iki ittifakın söylediği ve sizin aklınızda kalan bana bir cümle söyleyebilir misiniz? Ekonomik kriz. Bizim çözümü konusunda. Bir cümle. İkinci cümle değil. Bir cümle bile kimse söylediğimiz yok çünkü. AKP'nin ekonomik krizi çözüm olarak gördük. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Londra'ya gitti, bir üç gün, dört gün kaldı. Orada uluslararası para çevirileriyle görüşmeler yaptı. Geldi. Arkasından Mehmet Şimşek, Sayın Bakan gitti ve bir açıklama yaptı. Yine aynı çevirilerle görüşme yaptı. 24 Haziran'dan sonra yapısal reformlara gideceğimiz sözünü verdi. Yani bugüne kadar boşla Türkiye ekonomisinin çarkı döndü. Yeni boş bulma peşinde ama daha büyük tavizler vermesi lazım. Yapısal reformlarda daha büyük tavizler verdi. AKP'nin çözümü bu. Diğerlerinin çözümü ne? Hiçbir çözüm yok. Bakın adaylarının konuşmalarına veya partilerin sözcülerinin konuşmalarına bakın. Hep sürekli bir şeyler vermekten bahsediyorlar. Yani kaç ikramiye vereceğim, maaşı bu kadar yapacağım, bunu şunu affedeceğim, bunu almayacağım. Yani sürekli bir şeyler vermekten. Türkiye'nin meselesi elindeki bir para var da bir yerde o parayı nasıl dağıtacağım meselesi değil. Türkiye'nin meselesi üretmek. Türkiye ekonomisi üretim ekonomisi olmaktan çıktı. Türkiye ekonomisi nasıl üretim ekonomisi haline gelecek? O konuda var mı görüşün? Bunu söylemezsiniz. Vatan Partisi'nin var. Bu birincisi dikkatinize sunacağım arkadaşlar. İkincisi gene yani her tarafta yurttaşlarla konuşurken özellikle çok önemli bir noktayı dikkatlerine sunuyoruz yurttaşlarımızın. 6 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Şimdi hiçbir aday veya hiçbir parti günün birinde birdenbire böyle ortaya çıkacak, ondan sonra muazzam işler yapmaya başlayacak. Onlar hiç görünmemiş şeyler yapmaya başlayacak. Böyle bir şey yok. Her aday, şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı sistem değişti, anayasa değişti ve Cumhurbaşkanı her şeyden önemli hale geldi. Onun için aday diye hep söyleyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilecek kişi hükümeti kuracak. Meclise karşı sorumluluğu olmayacak. Güven oyu diye bir olay yok. Yeni soru diye bir olay yok. Kanun hükmündeki kararnamelerde götürme diye bir olağanüstü yetki var elinde. Onun için Cumhurbaşkanlığı önemli. Siz iktidara gelirsiniz, yeterli çoğunluğu elde edersiniz ve bunu değiştirirsiniz ayrı bir mesele. Biz de parti olarak referandum çalışmaları sırasında da bu görüşümü açıkladık kanalımızda. Biz bu sistem Türkiye'nin doğasına, tarihine, bugünkü durumuna, her şeyine aykırıdır. Türkiye'nin 150 yıllık demokratik devrim mücadelesi içerisinde çıkardığı sistem parlamenter demokratik sistemdir. Hatta o eski parlamenter sistemin de aksayan bir sürü yanı var. Güçlendirilmiş bir meclis idaresi sistemi.
Türkiye en zor döneminde, Kurtuluş Savaşı yılları en zor döneminde. En zor döneminde meclis idaresi sistemiyle. Yani tek tek aynı şey yapılsın diye söylemiyorum. Sadece meclis idaresinin bu memleketin tarihindeki yerine vurgu yapmak bakımından belirtiyorum. Savaş içerisinde olduğu koşullarda tek tek her bir bakanın meclis tarafından seçildiği, tek tek her, bırakın bakanlar kurulunu, tek tek her bir bakanın meclise karşı sorumluluğu olduğu bir yönetim sistemini denedi ve savaşı bununla kazandı. Onun için meclis idare sistemine döneceğiz. Yani iktidara gelip gerekli çoğunluğu elde ettikten sonra. Ama şimdi bu anayasaya göre hareket etmek durumdasınız. Cumhurbaşkanlığı önemli. Onun için 6 aday çıktı halkın önüne. Peki bu 6 aday ne yaptı şimdiye kadar? Bence 24 Haziran'da oy kullanacak yurttaşlar olarak da buradaki mühendis arkadaşlara söylüyorum. Bu soruyu kendinize sormalısınız. Ne yaptı bu arkadaşlar şimdiye kadar? Ki hükümeti kurduktan sonra bilen neler yapacaklar. Çünkü herkesin bir siyasi geçmişi var. Bir arka planda, yani siz meslek hayatınızda bir mühendisi bir herhangi bir işe almaya karar verdiğiniz zaman hangi okulda okumuş, ne derecesi var veyahut da bir işe girdiyse o işteki pratiği nedir? Sanırım bunlara bakılıyor. Çünkü ona göre o mühendisin gerçekten aralıkları mühendisi olmadığına karar verir söz konusu işletme. Aynı şey Cumhurbaşkanı, fazlasıyla Cumhurbaşkanı olacak kişi için geçer. Tek tek her bir aday için bu açıdan sorulmalı. Ben şimdi diğer adaylar üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok şık da olmaz. Ama bu soruyu her yurttaş kendisine sormalı ve bunun cevabı üzerine düşünmeli. Bir tek Tayyip Erdoğan ne yaptı? Dedi. Onu çok rahatlıkla söylüyoruz. Tayyip Erdoğan 16 yıldır Türkiye'yi yönetti. Ve şu anda 16 yılın sonunda Türkiye'nin geldiği yer kendisinin ifadesiyle ekonomik olarak bir deprem yaşıyoruz. Siyasetinde Türkiye şu anda beka sorunuyla karşı karşıya. Şimdi 16 yıllık iktidarın sonunda eğer birinci derecede sorumlu olan kişi ekonomiyi deprem yaşıyor hale getirmişse, ekonomi o hale gelmişse veya ülke beka sorunuyla karşı karşıya gelmişse, bunun birinci derecede sorumlusu o 16 yıldır Türkiye'yi yönetendir. Peki tekrar iktidar olsa ne olacak? Tekrar iktidar olsa şimdi uçurumun kenarına gelmiş, herhalde ondan sonrası da uçurumda düşmek olacak. Artık bir beka sorunu da kalmayacak. Doğru, o sorunu tartışacak durum söz konusu olmayacak. Şimdi onun için diğerleri neyse, ben sizden ricam tek tek. Sayın Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener, Sayın Emel Karamollaoğlu, Sayın Demirtaş. Ne yaptı bu arkadaşlar? Diye sorulmalı ve bunun cevabı bulunmalı. Sayın Doğu Perinçek ne yaptı? Şimdi onu söyleyeyim. Ben kendimizle ilgili olan cevabı vereyim. Çok eskiye gitmeye gerek yok ama son 10 yıl içerisinde Doğu Perinçek'in ve önderlik ettiği partinin verdiği mücadele ve bu ülke ve bu millet için elde ettiği başarılar. Bir, Ermeni soykırımı yalanına karşı Avrupa başkentlerinde büyük mücadele yaptı. İsviçre mahkemelerinde ve en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devletin yapamadığı işi yaptı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırtından 40 yıllık bir hüküm aldı. İki, Ergenekon ve Valios tepkilerine karşı o Amerikan emperyalizminin Büyük Orta Doğu Projesi'ni uygulayabilmek için Türk ordusu engelinden kurtulmayı amaçlayan tertibi yaptı. İki kurum hedef alındı. Türk ordusu hedef alındı ve Vatan Partisi olarak biz hedef alındı. Türk ordusu bölgenin en büyük askeri gücü. Sonuç olarak Mustafa Kemal geleneğinden geliyor. Ne kadar hatalar şunlar bunlar olsa da. Ve emperyalist planların durduğu müddetçe emperyalist planların önünde bir engel. Onun için tasfiye edilmesi gerekiyor. Ve o Ergenekon Balyoz tepkilerinde toplam 3000 subay ordudan atıldı. Yerine FETÖ'cüler dolduruldu. 1000 kadarı hapse atıldı. Vatan Partisi bu süreci gören, okuyan ve buna karşı mücadele eden parti olduğu için hedef alındı. Bizim 35 yöneticimiz o Ergenekon davaları sürecinde tutuklandı. Ben de tutuklanan arkadaşlarımızdan değilim. Ama sonuçta 6 yıllık büyük bir mücadele yürüttü parti. Ve Silivri duvarlarını yıktı ve orduyu
Türk ordusunu esaretten kurtardı. Yani çok özetle söylemek gerekirse. Bu bizim bu ülkeye ikinci büyük hizmetimizdir. Doğu Pençe'nin önderliğinde verilen mücadele. Üçüncüsü, 15 Temmuz gecesi, FETÖ'cü darbenin yaşandığı gece. Bakın şöyle söyleyeyim, çok uzun uzun anlatmaya gerek yok ama 9.30'da uçaklar havalandı. Biz yarım saatlik bir araştırma bekliyorduk zaten böyle bir şey ama bizim beklediğimizden erken geldi. Saat 10 sıralarında tespitimizi yaptık. Genel Başkanımız Ankara'daydı. Başkanlığında bir heyet, bir karargah oluşturdu. Gerekli tedbirleri alarak. Bu FETÖ'cü bir darbedir. Ordunun büyük çoğunluğunun bununla bir ilgisi yoktur. Arkasında Amerika vardır. Ve eğer millet direnirse, ordu direnirse ve hükümet direnirse bu darbeye karşı onu ezilecektir. Biz bu görüşümüzü çok özetle bu şekilde formüle ettik. Akla gelebilecek her yolla saat 10'dan itibaren her tarafa duyurmaya çalıştık. Hükümette başta olmak üzere. Hükümete ulaşamadık. Yani dolaylı yollardan haber göndermek durumunda kaldık. Çünkü kaybolmuştuk. İlk defa Binali Yıldırım saat 11.30'a doğru ilk açıklamayı yaptı. Sayın Erdoğan da saat 1'e çeyrek kadar ilk konuşmaya geldi. 4 saat sonra. O gece Türkiye'nin kaderini belirledi deyim yerindeyse ve bu ifade bize ait değil. Biz darbe gecesi Vatan Partisi diye bir film hazırladık. Daha sonra o gece yaptıklarımızı bir film haline getirdik. 10 dakikalık bir filmdir. İnternetten partimizin sitesine girerseniz orada vardır. İnternetten de bulabilirsiniz. O 10 dakikalık filmin en sonunda ertesi gün yani 16 Temmuz sabahı Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde AKP'nin Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın verdiği ifadeler aynen şöyle. Sizin grup olmasaydı bu darbe başarıya ulaşacak. Gerçekten de öyle. Bu bizim üçüncü büyük hizmetimiz. Şu arkamızda kalan dönemde. Dördüncüsü, AKP Türkiye'nin bütün komşuları ilişkilerini bozdu. Rusya'yla, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la. Bozulan bütün bu ilişkileri onların Vatan Partisi oldu. Bizim bu ülkelerin hepsinin başkentlerinde temsilciliklerimiz vardır, ilişkilerimiz vardır. Biz Türkiye'nin emperyalizmden kaynaklanan tehdide komşularıyla birleşerek karşı koyabileceğini düşünüyoruz, düşünüyorduk. Ve doğrultusu bu konuda bir mücadeleyi yürüttük ve yani çok somut zaman olsa, sohbet imkanımız olsa uzun uzun size onların hikayesini de anlatırım. Ama adım adım AKP'nin bozduğu bütün ilişkileri olan ve Türkiye bugün eğer ABD'den kaynaklanan tehditlere karşı kendisini savunabiliyorsa, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarını yapabiliyorsa, bu komşularla ilişkilerini düzeltmesinin sonucundadır. Elinin güçlenmesinin sonucundadır ve bunda da Vatan Partisi'nin tayin edici bir rolü vardı. Bir beşinci şey daha söyleyip bu bahsi kapatacağım. Size ama 15-20 başlık altında da sayabilirim. Neler yaptıklarımızı. Bunu biraz da şunun içinde söylüyorum. Meclise gitmemiz gerekmiyor. Biz öyle de bakmıyoruz olaya. Tabii amacımız meclise gitmekti ve iktidar olmaktı ve bunun mücadelesini veriyoruz ama mecliste olmadığımız zaman ne yapalım biz meclisteyiz, yapacağımız bir şeyimiz yok demiyoruz. Bizim bir programımız var, bir ideolojimiz var, bir hedefimiz var bu ülke için ve bu millet için. Mecliste olsak da olmasak da o hedeflerin gerçekleşmesinin mücadelesini veriyoruz. Onun için ben sizin yani partilerden talepleriniz konusunda söylediğiniz bütün konuları meclise gitmeye bağlamanıza cevap olarak da söylüyorum. Gitmemize gerekiyor her zaman. Ama ben onu bir eleştiri olarak da alıyorum aynı zamanda bize karşı ve bir öz eleştiri olarak da söyleyeyim. Ha, demek ki seçim dışındaki zamanlarda da bir araya gelmemiz, konuşmamız, bütün bu meseleleri biz ne yapabiliriz, beraber ne yapabiliriz bunu yapmamız gerekiyor. Beşinci başlık altında Türkiye'de herkesin gıptayla baktığı gençliği olan tek partimiz. Türkiye Gençlik Birliği ve Öncü Gençlik Partimizin. Aşağı yukarı bütün üniversitelerinde örgütlüdür Türkiye'nin. Her tarafında varız. Bir Atatürk gençliği yetişti. Şimdi seçime giderken en çok genç milletvekili adayı olan partiyiz. 600 milletvekili adayımızdan 210 tanesi, 218 tanesi gençtir. 208 tanesi pardon. 208 tanesi gençtir. Ve bunları vitrin süsü olsun diye listelere serpiştirmiş değiliz. Birçok yerde listelerin başında birinci sırasındadırlar, en öndedirler. Partimizi temsil eden arkadaşlardır ve çok iyi temsil ediyorlar.
Yani diyelim İlker Yücel arkadaşımız, Ulusal Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, İstanbul 1. bölgeden 1. sıradadır. Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal genel yayın yönetmeni, bunlar 30 yaşlardaki arkadaşlarımız. Çağdaş Cengiz, yaşı herhalde 30, var 29 yaşında. Ulusal Kanal genel yayın yönetmeni, İzmir 2. bölge 1. sıradadır. Yani bu şekilde İstanbul, İzmir, Ankara, Utku Reyhan bizim genel sekreterimizdir, 33 yaşında partimizin genel sekreteri. Ankara 3. bölge 1. sıradadır. Bu şekilde hemen hemen her tarafta listelerin ön sıralarında genç arkadaşlar koyarak halkın önüne çıkıyor. Bunu da dediğim gibi bir gösteriş olsun ve sus olsun diye yapmadık. Gençlerimiz gerçekten arkada kalan dönemde büyük kitle mücadelelerine önderlik ettiler. Büyük sınavlardan geçtiler. Ve büyük örgütlerin önderliğini yaptılar ve kendilerini kanıtladılar. Bu da bizim 5. yani bu başlık altında söylemiş. Dolayısıyla yani Doğu Perinçe kimdir, ne yapacak sorusunun cevabı, evet benim Doğu Perinçe'nin geçmişine bakınız. İşte bunları başaran bir lider, devlet olanağı eline geçtiği zaman, devletin başına geçtiği zaman herhalde şu yapılanların bin katını yapacak. 70 kitap yazıyor. Evet, hiç o kadar bir başlık. 70'in üzerinde kitabı olan bilim adamı. Şimdi tabii yani bununla bağlantılı olduğu için sizin sorularınızdan bu APO'yla resimler ve şimdiki durum hangisine inanalım şeyine de cevap vereyim. Yani o da Doğu Perinçek'in geçmişidir sonuç olarak. Doğu Perinçek 1990 yılında gazeteci olarak Bekka'ya gitti. 1990 yılında gazeteci olarak Bekka'ya giden belki en az bir 10 kadar Türkiye'nin önde gelen bütün gazeteciler gittiler. Doğu Perinçek siyasi yasaklıydı. 1980 öncesi ben de partinin merkez yönetimindeydim. Ben de yasaklıydım o zaman. Biz gazetecilik yapıyorduk. Ben 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmen yardımcısıydım. Diyarbakır temsilcisiydim. Doğu Perinçek de 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeni. Gazeteci olarak ama biz şunun arkasına sığınıyor değiliz. Yani gazeteciydi ne olacak? Doğu Perinçek yasaklı da olsa bir siyasi kişiydi. Dolayısıyla attığı her adım ve söylediği her sözün partinin yönetiminde olsun ve olmasın bir ağırlığı ve bir anlamı var. Onun için diyelim ki 90 yılında Bekka'ya gitmesi ve APO'yla görüşmesi, evet gittik. Bütün görüşmelerin noktası bir gün ondan sonra kitap olarak yayınladık. Piyasalarda vardır. Merak eden arkadaşlar alıp okuyabilirler. Hepsinin arkasının altına bugün de imzamızı atarız. Orada Doğu Perinçek'in ne söylediği de belli. Ne söylediğimiz konusunda bizim ne söylediğimizden daha önemli olan görüştüğümüz kişinin, yani Abdullah Öcalan'ın daha sonra o görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamaları daha önemlidir. Şöyle söyleyeyim size, 1993 yılında Abdullah Öcalan kendisini ziyarete giden gazetecilere Doğu Perinçek'le yaptığı görüşmeler hakkında şunu söyledi. Var bu basında, girersiniz internetten bulursunuz. Doğu Perinçek buraya geldi, görüştük. Biz kendisine o zaman 91 seçimleri geliyordu. Ve hep o zamanki partisi Halkın Emek Partisi'ydi aldı. Hep. SHP listelerinden girdi seçimlere. 22 milletvekili kontenjanı ayrıldı HEP'e. Şimdi ondan sonra o seçime doğru giderken o 22 milletvekilinden 5'ini bize teklif edildi. Ve işte bize şöyle teklif edildi. Doğu Perinçek liste başı olsun. Bana Mardin'den liste 1. sıra teklif edildi. Diğer yerlerde sizin seçtiğiniz şehirlerde sizin seçtiğiniz arkadaşlar liste başında olsunlar. Biz kendi aramızda tartışmaya bile gerek görmeden reddettik. Bunu çünkü doğru gördüm. Abdullah Öcalan bu tekliflerini reddetmemizi biz Doğu Perinçek'e meclisteki grubumuzun başına geçmesini teklif ettik, tenezzül etmeyi diye 93 yılında gazeteciler söyledi. Daha sonra yakalandı bildiğiniz gibi Abdullah Öcalan 99'da sorgulandı, sorgusu var. Mahkemede verdiği ifade var, savunması var. Hem sorgusunda hem ifadesinde bu olayı tekrar açıkladı ve aynen şu ifadelerle Doğu Perinçek geldi bize, bu şekilde giderseniz bu çıkmaz yoldur. Başka ülkelerin hareketi olmayın. Ne meselemiz varsa Türkler bir kırkları bırak, Türkiye'de biz kendimiz çözeriz, kendi aramızda. İşin gerçeği de bu.
sorgusuna ve mahkemede doğruyu söyledi. Gerçekten. Biz o zaman PKK henüz yolun başındaydı. Amerika henüz bölgede değildi. Biz tehlikeyi görüyorduk. Etnik temelde örgütlenme ve etnik temelde şiddete dayanan bir mücadeleyi benimseme, kaçınılmaz olarak emperyalizmin kucağına düşmeyi götürdü. Biz buna karşı uyarma ve Türkiye'yi bekleyen bir tehlikeden Türkiye'yi kurtarma. Aynı zamanda Kürtlerimizi de kurtarma. Kürtler de bizim insanımız. Bunun için uğraştık, bunun için çalıştık. Ama ne yazık ki başarılı olamadık. Fakat başarılı olamamamız bunun için mücadele etmemizin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Doğru yaptık o zaman. Bu ülkenize ve milletimize duyduğumuz sorumluluğun gereğidir. Gene benzer bir ideolojik değişim oldu mu diye sordunuz. Gene bu Doğu Perinçek'in geçmişiyle ilgili olduğu için o soruya da burada cevap vereyim. Doğu Perinçek 1968 Gençlik Hareketi'nin lideridir. Dev Genç'in genel başkanıydı 1968 yılında. 1968 Gençlik Hareketi'nin temel sloganı tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'ydi. Bu aynı zamanda bir slogandır ama bir programın en özlü ifadesidir. Biz 68 yılından bu yana 50 yıl geçti. 50 yıldır o tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Dilim değişimi olmadı bizde. O gün de emperyalizme karşıydı. Bugün de aynı kararlılıkla emperyalizme karşıyız. O gün de Orta Çağ'a karşıydık ve demokratik bir Türkiye'den yanaydık. Bugün de Orta Çağ'a karşı en kararlı mücadele yürüten partimiz. Elbette genel duruş, genel duruş anlamında bir değişiklik ve bir şey söz konusu değil. Ama elbette koşullar değişiyor, siyasi gündem değişiyor. Bugünün dünyası 50 yıl öncesinin dünyası değil mi yazık? Dolayısıyla değişen koşullara göre tahallinizin değişmesi, politikanızın değişmesi, politikada değişiklikler bunlar kaçınılmaz olarak olacaktır. Onları zaten yapmayan parti, parti değildir. Ne değişti? Bakın onu da söyleyeyim. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'nin devlet bağımsızlığı doğrudan tehdit altında değildi. 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'de etnik çatışma diye bir şey yoktu. 60'lı ve 70'li yıllarda dinci örgütler, yani orta çağ kuvvetleri toplumda çok marjinal pozisyonlarda. Ama 12 Eylül rejimi özellikle ve ondan sonraki gelişmeler ve emperyalizmin Türkiye üzerindeki hakimiyetinin ağırlaşmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ulusal devlet olarak varlığı tehdit altında. Geçmişten farklı olarak bu var. Yani orta çağ güçleri geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde, yani benim yaşlarımız birbirimize yakındır sanıyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ben 28 yaşındayım. Ben de 29 yaşındayım. Yine yakınım. Yani bir orta çağ güçlerinin örgütlenmesi tehdit, orta çağdan gelen tehdit anlamında bugünle kıyas bile kalmayacağız. Bunlar değişen durumlar. Bu değişen durumlar, değişen politikaların olması son derece doğru. Bakın ben yani bu bağlamda zamanımız ne kadar var? Biz meslek odası olmamız hasebiyle biz birazcık daha burada meslek sorunları ve Gaziantep olmamız sebebiyle biraz Gaziantep sorunlarının konuşulması şeyiz. Tabii peki bunu burada bırakayım. Genel ülkenin tamam. Konjektürüyle ilgili tabii ki değerlendirmelerinizi biz ulusal basından da birazcık takip ediyoruz. Eğer Şöyle, gideceğim ama... Ama bağlayın başkanım, yani niye daha ulusalcı çiziyordu? Türkiye'nin bölüme... Oraya girersem yarım saat içerisinde bitmez bu konuşma, onun için söylüyorum. Onun için zaman özellikle sonra. Şimdi bakın ama... seçimle ilgili söylediklerimi şöyle bir tamamlayayım. 24 Haziran'da önemli olan sandık başına gidiyor. Şu aşağı yukarı belli oldu. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilmeyecek. 50+1'i kimsenin bu, yani Tayyip Erdoğan'ın 50+1'i bulması katılım yükseldiği oranında imkansız hale geldi. Ve şu an AKP'nin kendisinin yaptığı kamuoyu araştırmalarda ilk turda 50+1'i kimse bulmayacak ve ikinci tura kalacak. Bu aşağı yukarı kesin. Dolayısıyla ilk turda oy verirken bütün yurttaşlarımızın
ya şuna oy vermesine bir 50 artı bir bulacak gibi bir kaygıyla hareket etmesinin yeri yok. Yani bunun bir haklı şeyi yok. Tam tersine önemli olan sandık başına gitmektir ve ondan sonra önemli olan gerçekten Türkiye için çözümü olan, verdiği mücadele Türkiye'de gerekli olan ve bir kuvvetle çıktığı zaman 24 Haziran'da sonrası için Türkiye için bir ümit ışığı olacak yere oyumuzu vermemiz lazım. Rehberi çevirmemiz lazım. Niçin? Çünkü şundan dolayı sonuç olarak 25'inde oturup konuşuyor. Ayrı bir mesele ne yapılacak. Ama iki kişi kalacak, birisi seçilecek. Ne olursa olsun Türkiye bir kaosa gidiyor. Ekonomik krizin derinleştiği, krizin daha da derinleştiği ve bir hesaplaşmaya doğru gidiyor ve Türkiye bizim görüşümüz 6 ay 1 yıl içerisinde yeniden bir tercih yapma, seçim yapma durumunda kalacak ve o 6 ay 1 sene sonrasında bir ümit ışığı yapmak. Bize göre Doğu Perinçe'ye verilecek oyların anlamı bu olacak. Sorularınıza gelen bu Türk ve Türkiye isimlerine bu olay gündeme geldiği zaman parti olarak biz görüşümüzü açıkladık. Çok net bir şey. En başta. Türk ve Türkiye isimleri, bunların konması meslek odalarının başına Türk ve Türkiye ifadelerinin konması, sonuç olarak Türkiye bu misak-ı milli sınırlar içerisinde kurulmuş olan bu devletin bir kimliği vardır. Ve bu sınırlar içerisindeki kamusal kurumların hepsinin Türk veya Türkiye isimlerini taşıması aynı zamanda bir ideolojik tercihtir, bir siyasal tercihtir. Ulus devletten yana olma, bağımsız devletten yana olma tercihidir. Siz eğer ortaçağ kafasıyla ulus kavramına karşı olursanız, millet kavramına karşı olursanız, modern millet kavramına, Türkiye adına karşı olursunuz. AKP'nin karşı olması çünkü millete karşı ümmet yalnız. Onun için onu bir fırsat, TTB'nin o çıkışını bir fırsat, aradıkları bir fırsat. Şu millet olayını bir ortadan kaldır, Türk milleti olayını ortadan kaldıralım ve onun yerine İslam ümmeti, İslam milleti, bunu koyalım diye düşündüler ve yapılan açıklama bundan dolayı. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne, güvenliğine yönelik bir tehdit, bir saldırı olarak gördük, değerlendirdik ve hemen ertesi günü genel başkanımız yaptı bu açıklamayı. Biz bu konuda son derece netiz. SGK protokolü konusunda söylediklerinizde haklısınız tamamen. Yani bu konuda TMOK'un verdiği mücadelenin sonuna kadar yanında oluruz. Beraber veririz bu mücadeleyi. Mühendisler sonuç olarak bu toplumun seçkinleridir. İhtiyaç duyduğu yani daha modern, daha gelişmiş ve daha ileri bir ülke inşa etme ve toplum yaratma noktasında özel görevi olan bir toplum kesimidir mühendisler. Onlara özen göstermek. Yani böyle asgari ücretin altındaki şeylere çalıştırmak. Bunlar aslında Türkiye'nin üretim ekonomisinden vazgeçmesi ve borçlanma ekonomisine yönelmesinin sonuçlarıdır. Üretim ekonomisi olsa, sanayisi, tarımı, şuyu, buyu neyse, gerçekten kendi ayakları üzerinde bir ekonomi olsa, mühendise ihtiyaç duyacak. Ve mühendise o zaman gerçekten gereken önem verecek. Onun için bu konudaki talebinizde haklısınız ve mücadelenizde sizin yanınızdayız. Mühendislerin nitelikli yetişmesi son derece doğru. Yani gerçekten de yani aynı şey aşağı yukarı neredeyse birçok meslek dalı için geçerli. Plansız, programsız, ülkenin ihtiyacını gözetmeden, eğitimi ona göre planlamadan her yere ortaokul gibi üniversite açıldı mı sonuç böyle oldu. Sonuç oldu. Oysa bir planlı ekonomi olmalıdır ve devlet plan yapmalıdır. Her konuda plan yapmalıdır. Türkiye bunu yaptı 1930'lu yıllarda ve 1960'la 1980 arasında da yaptı. Ne kadar mühendise ihtiyacı var bellidir. Bu yani bilinmeyecek bir şey değil. Bunun için fal bakmaya da gerek yok. Sonuç olarak ekonomi ihtiyaçları belli. Ne kadar mühendise ihtiyaç olduğu belli. Ne kadar mühendisin olduğu belli. Ekonominin büyümesine bağlı olarak daha yeni ne kadar mühendise ihtiyaç olacak veya emekli olanın yerine ne kadar mühendise ihtiyaç olacak. Bu da belli. Ona göre diyelim ki mühendislik fakülteleri öğrenci alacak. Ve bunu devlet belirleyecek. Şu kadar mühendislik okuyacak, şu kadar doktor okuyacak, şu kadar avukat okuyacak. Ve ortaokuldan başlayarak eğitimi planlamak, o meslek eğitiminin de bunun bir parçası olarak almak, hem bütün
gençlik mevsimini eğitimden geçirmek ama aynı zamanda ülkenin ihtiyacına göre bütün meslek dallarında da okulunu bitirenin açıkta kalmayacağı. Ondan sonra da iş bu. Şu anda en büyük sorun, eskiden bir ara o sorun yoktu. Benim gençliğimde üniversiteye girmek diye çok büyük bir sorun söz konusu değil. Sonra bir üniversiteye girmek çok büyük bir sorun haline geldi. Hala devam ediyor. Ama şimdi üniversiteyi bitirenlerin işe girmesi hepsinin daha büyük bir sorun haline. Bir atanma en büyük sorun haline. Bunlar plansızlığın sonuçlarıdır. Planlı kamu ekonomisinde bütün bu sorunlar rahatlıkla cevabını olur. Kamu adına denetimlerin odalar tarafından yapılması, sadece sizin odanızla ilgili olarak değil, bütün odaların bu anlamda yetkilerinin kısılması ve odaları bir anlamda işlevsiz hale getiren bir düzenleme iktidar tarafından yapılıyor. Şundan dolayı çünkü biz bir sistem mafya gladiyo tarikat sistemi diyoruz. Bu sistem içerisinde arzu edilen toplumun örgütsüz olmasıdır. Çeşitli meslek gruplarının örgütsüz olmasıdır, yetkisiz olmasıdır, etkisiz olmasıdır. Dolayısıyla mühendis odalarından da diyelim ki bu tür yetkileri eline alındığı zaman ne olacak? Herhangi bir dernek durumuna düşmüş olacak ve bir etkisi kalmayacak. Tabii bunun ekonomiye verdiği zarar, ülkeye verdiği zarar ayrı bir olay. Ama aynı zamanda çok önemli bir baskı grubu, bir toplumsal grubu, bir mühendis grubu. Diyelim ki hem toplumsal hayat hem siyasal hayatımız üzerinde oynaması gereken rolü oynamaktan alıkonulmuş olur. Onun için denetim yetkilerinin kamu adına denetim yetkilerini odalara verilmesi talebi son derece doğru bir taleptir ve bunun da yanındayız. Bunun için meclise gitmemiz gerekmiyor. Tekrar buraya gelelim. Yani bunlar doğru taleplerdir ve bunların mücadelesinin verilmesi gerekir. Biz Vatan Partisi olarak önemli mücadele araçlarına sahip olan bir partiyiz. Vatan Partisi olarak biz söz söylediğimiz zaman bunun toplum içinde bir karşılığı vardır. Onun için bu meselelere de sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu, varlık sebebimiz budur daha doğrusu. Parti olarak bunun için var. Bu mücadeleyi hep beraber yürütelim bundan sonra. Meslek liselerinin bunların özelleştirilmesi benzer şeyler. Eğitimde özel sektör olmamalı. Bizim görüşümüz. Eğitimde, sağlıkta özel sektör olmamalı. Biz planlı karma ekonomiden yanayız. Yani özel sektör olacak, kamu sektörü olacak. Stratejik sektörlerin kamunun elinde olmasına yanayız. Demir, çelik gibi, petkim gibi, telefon gibi. Onlar kamunun elinde olmalıdır mutlaka. Ama onun dışındaki alanlarda özel sektör olabilir. Ama sağlıkta özel sektör olmaz. Eğitimde özel sektör olmaz. Halkın en temel ihtiyaçları kar konusu yapılamaz. Bunlar kamu eliyle ve parasız olarak yapılmalıdır. Meslek liseleriyle ilgili olarak aynı şey. Geçelim. Sanayi ile ilgili olarak ne yapmak istiyorsunuz? Biraz evvel aslında bir başka vesileyle kısaca bunun cevabını verdim. Türkiye ekonomisi, bakın 1930'lu yıllarda bir halkçı devletçi ekonomi böyle uygulandı ve Türkiye dünyada en hızlı büyümeyi gerçekleştiren iki ülkeden biriydi. Sovyetler Birliği ve Türkiye. Ve Türkiye bütün temel sanayisini 1930'lu yıllarda. Sonra yani o sistem sonraki yıllarda sağından sonuna biraz eğilmesine, bükülmesine rağmen 1980 yılına kadar esas olarak yürürlükteydi. Ve 60'lı, 70'li yıllarda Türkiye sanayileşme alanında ciddi atılımlar vardı. Ama 80'lerden sonra bu neoliberal ekonomik politikaların tamamen benimsenmesi, serbest piyasa sistemine teslim olma, batılı iktisat ve ekonomi merkezlerine bağlanma sonucu bu milli ekonomi tasfiye edildi. AKP dönemi ise bir borçlanma ekonomisi dönemidir. Üretimin tamamen terk edildiği, sanayi üretiminin ve tarım üretiminin tamamen terk edildiği, saman ithal eden ülke durumundayız. Sanayisi tamamen bağımlı ülke durumundayız. Bütün önemli kuruluşlar kamunun elinden çıkarılmış vaziyette. Dolayısıyla yani sanayide ne yapmak istiyorsunuz? Biz çok açık bir şekilde. Bir sefer şu serbest piyasa sistemi terk etmek gerekiyor ve bir halkçı devletçi ekonomi modeli ve karma ekonomi sistemi ve planlı ekonomiye geçmek gerekiyor. İki, o kaldırılmış olan gümrük duvarları yeniden dikilmelidir. Milli sanayi korunmalıdır. Türkiye'nin kendi sanayisi yabancı rekabet karşısında korunmalıdır ve devlet tarafından teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Aynı şey tarım için de geçer. Üç, ülke kaynakları planlı bir
ekonominin gereği olarak ülke çapında düzenli olarak, yani 1930'larda olduğu gibi, işte 80'e kadar Türkiye'de hepimizin yaşı müsaittir, hatırlarız. İşte Van'da fabrika vardı, Mardin'de, Diyarbakır'da, Kars'ta, Muş'ta fabrikalar vardı. Çeşitli fabrikalar vardı. Onların hepsi kapatıldı ve dağıtıldı. Bölgeler arasında dengeyi gözeten ve kamu kaynaklarını ülkenin tümünün kalkınmasına hedefleyen bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Burada da özetle ikincisi, tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısını sürünerek gideceği bir yer yok ve bu söylediğim hedefleri orada gerçekleştirmeye de imkan yok. Türkiye Atlantik sisteminden kopuyoruz buna şu anda. Ama tabii yönetenler ne yapacaklarını bilmedikleri için biraz rüzgarın önünde sürükleniyorlar. Ama Türkiye, dünyanın üretim merkezi bugün Asya. Satın alma gücü paritesi üzerinden geçen yılın rakamlarına göre, IMF'nin rakamlarına göre Çin ekonomisi 23 trilyon dolardır, Amerika'nın ekonomisi 19 trilyon dolardır. Çin ekonomisi Amerika'nın ekonomisini 5 trilyon dolar daha geçmiştir. Dünyanın üretim üssü Asya. Dünyanın en canlı bölgesi Asya. Gelişen bölgesi. Batı uygarlığı bir donma, çürüme ve gerileme döneminde, Asya ise bir canlanma ve yükseliş döneminde. Türkiye Asya gibi bir ülkedir ve Türkiye'nin yeri de Asya'daki olumlu, Avrasya'daki onurlu yerini almasıdır ve sanayisinin ayağa kalkmasını bu iklim içerisinde yer almasıyla birlikte olacaktır. Ayrıca bizim parti olarak, parti programımız da vardır. Biz Batı Asya Birliği'nden yanayız. Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, bu ülkeler ortak tarihe sahip, aşağı yukarı demografisi 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer, aynı etnikliklerinden insanların yaşadığı ülkedir. Aynı kültür, aynı din. Tarih boyunca da beraber olmuş bu ülkeler. Şimdi de birlikte yeniden bölgesel birliklere gidiyor dünyamız ve bir Batı Asya Birliği Türkiye'nin önündeki biricik çıkış yoludur. Türkiye ekonomisinin krize çözüm bulmada da önemli tedbirlerden biridir. Sanayisini de. Böyle bir birlikte Türkiye motor ve öncü rol oynar. Türkiye'de sanayi altyapısı yeterlidir. Böyle bir birlikte önder rol oynamaya. Yetişmiş insan gücü bütün bu bölgeye yeter. Ve Türkiye'nin ihtiyacı olan çeşitli kaynaklar da bu böyle bir birlik içerisinde çok daha rahat bir şekilde temin edilecektir. Özelleşmelerle ilgili düşüncemi söyledim. Özelleşmeye en başından beri Türkiye'de karşı çıkan tek siyasi. Bunu şimdi herkes özelleştirmelere karşı olduğunu söylüyor. Bizim dışımızda soldaki diğer oluşumların bir özelleştirmeler gündeme geldiği zaman yazdığı oluyor. Bölgelerde vardır. Özelleştirme burjuva devleti. Ha patronun cebinde olmuş mülkiyet, ha burjuva devletinin cebinde olmuş fark etmez. Biz de özelleştirme emperyalizmin bu milli devleti tasfiye saldırısının bir aracı olarak gündeme getiriliyor diye ilk andan işçi sendikaları bile ilk özelleştirmeleri destekledi. Biz karşı çıktık. Bütün özelleştirme karşıtı mücadelenin içindeydik, en önündeydik, başındaydık. Ve iktidar olduğumuzda da stratejik sektörleri yeniden kamulaştıracağız. Millet Bahçesi konusunda odamızın açıklamış olduk. Sizin yani uzun uzun anlatmayayım ama sizin açıklamalarınızı katılıyoruz, destekliyoruz. Öyle olmalıdır gerçekten. İnşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o Millet Bahçesi'nin sözcükte geçen anlamıyla ifade etmiştir. Yani Millet Bahçesi'nin başka bir şey kastetmemiştir inşallah diye. Suriyeli mülteciler bizim o konudaki görüşümüz de çok nettir diğer bütün partilerden. Türkiye'nin bugün dış politikada yapması gereken ilk şey, en acıklı bir Ankara'nın Şamlı'ya sıkışması. Esed Mesut takıntılarını terk edilmesi. Türkiye sorumludur o Suriye'de yaşanan bütün şeylerden. AKP gibi sorumludur. Ve bugün eğer toplam 5 milyon Suriyeli mülteci duruma düştüyse, bilen ne kadar yollarda öldüyse, Akdeniz'de boğulduysa, sorumluluğunda Türkiye yönetmenlerinin büyük günahı vardır. Şimdi ama bari bu saatten sonra, çünkü artık Türkiye'ye dokunmaya başladı. Ankara'nın Şam'da el sıkışırsa, Türkiye'deki 3,5 milyon mültecinin biz ezici çoğunluğu vatanlarına döneceğinden emeğiz. Suriye tarafı bu konuda çok olgun bir tutum içerisinde Suriye yönetimiyle sürekli görüşüyoruz.
Onlar böyle bir geçmişin hesabını sorma peşinde değiller. Bu şiddetin terk edilmesi ve yasalara uyulmasına bağlı olarak bütün mültecilerin dönmesinden yana tavırlarını açıklıyorlar. Doğrusu da o. Bu hal konusunda AKP'nin uyguladığı o hal Türkiye'nin ihtiyacı olan o hal değil. Meclisi devre dışı bırakarak komisyonda kararnameleri Türkiye'yi yönetmeye kalkmak. Veya yani diyelim ki yasa çıkarmak varken bunu kanunundaki kararnamelerle götürmek ve benzer diğer şeyler. Bu böyle bir ahal uygulamasına karşıyız. Ve bunu her zaman söylüyoruz. Ama Türkiye'nin emperyalizm tarafından desteklenen bölücü tehdide karşı ve vatan bütünlüğü için gerekli tedbirleri alma noktasında olağanüstü hale ihtiyacı var. Parti olarak bu konuda da bir popülizme kaçmadan, yani diyelim ki biz iktidar olalım, evet teröre karşı mücadelede ve emperyalist tehdide karşı Türkiye'yi savunmadan olağanüstü tedbirlere ihtiyaç duyacağız ve bunları uygulayacağız. Ama dediğim gibi AKP'nin uyguladığı o halde bir alakası yok. Bir soru kaldı. Seçim bildirgeniz değil mi? Onunla ilgili bir şey var mı? 550 bin yerimiz onu, var. Evet, onunla ilgili bir çalışmamız var. Şimdi şöyle söyleyeyim, çalışmamız var. Ben şu anda seçim bildirgemizde tüm okula ilgili bir mühendislerle ilgili bir şey var mı? Bu soruyu cevap verecek gibi de bir açacağız. Hatırlayamam. Ama şunu yaptık, onu biliyorum. Parti olarak TMOK ilgili olduğu alanlarla ilgili olarak kurultaylar düzenledik. Meslek alanından sonra kurultaylar düzenledik. Bu konudaki görüşlerimizi olgunlaştırdık. Ve bu konuda sadece bu alana değil, hemen hemen her konuda çalışmalar yapan ve bu çalışmalarını yazıya döken, program haline getiren tek partiyiz. Bunu söyleyebilirim. Şimdi ben, yani dediğim gibi bir açık bak, tekrar bunun maddelerine bakmam gerekir. Evet. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonuç olarak Türkiye'nin bütün sorunları o bildirgede özet olarak sonuç olarak sınırlı bir sayfa içerisinde ele almak durumunda olmuşsunuz. Orada ele alınmıştır ve Türkiye'de ekonomik inşanın veya ekonomik çarkı döneminin çok önemli bir ilişkisi olduğu için mühendisler, mühendis teşkilatı bunu ele almamız veya buna yegane kalmamız da düşünülemez. Aşağı yukarı kalmadı. Sorularımızın hemen hemen tamamına cevap aldık. Ben teşekkür ederim size. Bir de bu soruları tabii bir milletvekili adayı aynı zamanda genel başkan yardımcısı olması sebebiyle öyle daha da önemsiyoruz. Yani sizin sorularınız aslında partimizin genel merkezinde direkt görüşleri, direkt cevapları diye düşünüyorum. Benim şahsi olarak sadece biraz videolar ve resimler konusu birazcık beni şey yapmadı, cevap olarak tatmin etmedi ama tabii daha sonra isterseniz bunu istişare ederim. Sadece gazeteci olarak gitmiş gibi gözükmüyordu Doğu Perinçek oraya. Birazcık farklı, APO'yla, terör örgütünün yöneticisiyle Mehmet Ali Birant'la görüştü ama bu kadar ses getirmedi. Başka gazeteci görüştü. Mehmet Ali Birant Doğu Perinçek değil. Evet, bu kadar ses getirmedi ya da Mehmet Ali Birant bu şekilde eleştirilmedi, bu şekilde bir yaklaşıma tabi tutulmadı. Onun için ben burada birazcık o cevap verebilirim. Doğu Perinçek değil çünkü. Evet. Evet. Ama müsaadenizle ben o zaman bir cümle daha söyleyebilir miyim? Madem bu hale geldi. Bakın o fotoğraflar herhalde dünya basın tarihinde en çok kullanılan fotoğraflardır. Yani hiçbir fotoğraf dünyada şu son neredeyse 30 yıl oluyor. O günden bu yana 28 yıl işte. 28 yıldır düşünebildiğiniz herkes kullandı o fotoğrafı. Yani AKP'si kullandı, MHP'si kullandı, PKK'sı kullandı. Yani Vatan Partisi'ne karşı bir şey söylemek isteyen, bir şey yapmak isteyen hemen o fotoğraflar çıkardı ve hemen o fotoğrafı yaptı. Bugün adı da CHP Parti. Yani bugün o fotoğrafları piyasada dolaştıran CHP. Niçin? Şimdi AKP, daha öncesinde de AKP'ydi. Yani biz o yönetim tertibi döneminde AKP'nin saldırısına uğradığımız zaman ortalıkta AKP basınıyla dolaştırılıyor. Halbuki aynı AKP, 2013 yılında hatırlarsınız, Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da büyük 1 milyona yakın insan toplanmıştı. 3 tane konuşmacısı vardı o konuşma. Bitiydi. Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani, Abdullah Öcalan.
Bahrettin gibi hiç konuşmayız. Abdullah Öcalan tabi Yunanlı'dan çıkıp gitmedi hatırlarsınız. Yazılı göndermişti, Pervin Buldan okudu. Pervin Buldan. Diye hatırlıyorum, bilmiyorum belki de sırf veya okudu sanırım. Olabilir, yani bir birisi okudu. Sonuç olarak yani ve fiili koalisyon ortağıydı 2015 yılı Mart ayına kadar. Yani en son 2015 yılı Mart ayında Dolmabahçe Sarayı'nda HDP'nin milletvekilleri, AKP'nin milletvekilleri oturdular ve 10 maddelik bir koalisyon protokolü açıkladılar. Ama sonra evdeki hesap çarşılığına da girmez. Ama bunu yapanlar Doğu Perinçek gitti görüştü diye o fotoğrafı yayıyorlar. Şimdi şey aynı saldırıyı CHP yaptı bize. Peki CHP çok açık bir şekilde şu an biz onları CHP'leri bu konuda çok uyardık. Dedi ki HDP ile yan yana gelmiyor PKK ile. PKK ile yan yana gelirseniz, HDP ile beraber aynı fotoğraf karesine girerseniz 100 seçime girin, 100 seçimde Tayyip Erdoğan kazanır. Bu 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi gerçeklidir. Bizi dinlemediler. Bakın bu niye olmadı bu arada ben çok fazla girmek istemedim. Ama bir sebebi de bu. Bizi dinlemediler, bizim teklifimizi kabul etmediler. Gittiler şimdi bir anlaşmış durumdalar. Yani bunu yapacak ikinci durumda da şurada. Hatta Özgür Özel, CHP'nin genel başkan yardımcısı çıktı. Çok açık söyledi. Dedi ki ikinci turda Muharrem İnce'ye oy verecek olan HDP'liler aslında HDP'li Cumhurbaşkanı yardımcısına oy vermiş olacak. Yani yapılan protokolün ne olduğunu da açıkladı. Şimdi bunu yapanlar yani oturup PKK'yla iktidar pazarlığı yapan ve beraber Türkiye'yi yönetme hesapları yapanlar o fotoğrafı çıkartıyor ve ortalıkta dolaştırıyor. Bunlara suç değil ama şimdi bize suç. Ben üstelik ne konuştuğumuzu söylüyorum. Kitabım var. İkincisi başkasına gerek yok. Abdullah Hocam'ın söyledikleri var. Doğu Perinçek geldi bana dedi ki bu yolun sonu yok dedi. Gitmeyin bu yol. Dönün Türkiye'de biz kendi aramızı çözelim. Evet neyse. Abla Öcalan'ı buraya getiren onu daha doğrusu sorguya çeken onu Ramazan Atı'da olup genel başkan yardımcımızdır. Aynı zamanda bugün müebbet cezası veren İmralı'da tutan hakim de Turgut Okyay'da bizim genel başkan yardımcımızdır. Yani hem onu yargılayan hem de onu tutuklayan iki insan da bizim genel başkan yardımcımızdır. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Yani onlardan daha iyi biliyorsak onu bilemeyeceğim. Ben onlardan daha iyi bildiğimizi düşünmüyorum. Aynı iki isim de bizim genel başkan yardımcımız. Evet. Ben Hedra Mehmet Bey ve diğer milletvekili adaylar arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine seçim sürecinde başarılar diliyorum. Biz çok ülkemiz için en iyisi, en hayırlısı neyse o olsun. Önümüzdeki süreç zor bir süreç. Hepimize bazı görevler düşüyor. Biz odalar olarak, dernekler olarak, vakıflar olarak, herkes STK'lar olarak herkes üzerine düşeni yaparsa eminim ülkemiz için çok daha iyi olacak. Bu süreçte biz ne kadar katkı koyabilirsek, ne kadar üzerimize düşenleri yapabilirsek o bizim için en önemli parametredir. Bu anlamda biz bu seçim sürecinde tüm partileri odamıza bizden randevusken, biz kendilerini tanıtmak isteyen tüm partilere kapımızı açtığımız gibi Vatan Partisi'ne de açtık. Dediğim gibi kendilerine seçim sürecinde başarılar diliyorum. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Tekrar geldikleri için ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk, memnun olduk konuşmadan. Ve bize görüşlerinizi açıklamak için çok teşekkür ederiz.